Eski mafya ve yeni suç örgütü lideri Sedat Peker. 26 Haziran 1971 tarihinde Sakarya'da Kafkas asıllı Rizeli bir Türk ailesinin çocuğu olarak doğmuştur. Almanya'da büyümüştür. Annesinin adı Meryem Peker, babasının adı Ahmet Peker'dir. Vedat Peker ve Atilla Peker adlarında iki erkek kardeşi vardır. 90'lı yıllarda Türkiye'de ortaya çıkan mafya oluşumlarının içerisinde yer aldığı iddia edilerek yargılandı. 1997 ve 1998 yıllarında çete kurmak suçlamasıyla yargılandığı davalardan savcı tarafından suçsuz bulundu. Tehditle tahsilat yapmak, zorla alıkoymak, adam öldürmeye azmettirmek ve benzeri suçlardan 7 ay boyunca aranan Peker, teslim olacağını bildirerek 19 Ağustos 1998'de Romanya'dan Türkiye'ye getirildi. Eylül 1998'de Peker ve adamları hakkında 7,5 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı. 12 sanıkla birlikte çete oluşturmak suçundan yargılandığı davada 24 Mayıs 1999'da tahliye edildi. 8 ay 29 gün cezaevinde kaldı. 12 Mart 2005 tarihinde İstanbul Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından yapılan kelebek operasyonu kapsamında tutuklandı. Sedat Peker, kelebek operasyonu kapsamında 31 Ocak 2007 tarihinde İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sonucunda ve organize suç örgütü liderliği suçundan 14 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Peker ayrıca örgüt kurmak, tehdit, iş yeri kurşunlama, yaralama, hürriyeti tehdit, yağma ve sahte kimlik kullanma iddiasıyla İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Ergenekon davasında silahlı terör örgütü kurma suçuyla yargılandı. Sedat Peker'e 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Böylece hükümlü olduğu süreye 1 yıl 3 ay daha eklenmiştir. 5 Ağustos 2013'te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında Sedat Peker'e 10 yıl hapis cezası verildi. Sedat Peker, Ergenekon davası sebebiyle Kandıra F tipi cezaevinde tutuklu bulunan ve 10 Mart 2014 tarihinde özel yetkili mahkemelerinin kararına ilişkin yasa değişikliği ve 5 yılı aşkın tutukluluk hali göz önünde bulundurularak 2014 Mart ayında tahliye edildi. Sedat Peker, 2008 yılında cezaevinde avukat Özge Yılmaz'la evlendi. Serdar Han Peker, Celal Han Peker, Boğaç Han Talha Peker, Filiz Lina Peker adlarında 4 çocuğu vardır. Sedat Peker, Kocaeli Spastik Engelliler Derneği ve Erken Doğan Çocukları Yaşatma Derneği gibi kuruluşlara yaptığı yardımlarla gündeme gelmiştir. Mart 2015'te Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon ve Eğitim Vakfı'nın Team Center'da organize ettiği Yılın En İyileri Ödül Töreni'nde Sedat Peker'e yaptığı yardımlardan dolayı En Hayırsever İş Adamı ve Yaşam Boyu Onur Ödülü verildi. 4 Nisan 2015 tarihinde Memleketçi Sanayici ve İş Adamları Derneği İzmir Şubesi'nin açılışına onursal başkan sıfatıyla katıldı. Sedat Peker, 7 Ekim 2019 yılında Türkiye'den ayrılarak Balkanlar'da bir ülke olan Karadağ'a gitti. Yerleşti ve daha sonra Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nde Üsküp'e yerleşti.
18 Ocak 2021 tarihinde ise kısa süreli kalış amacına aykırı davranması ve belirlenen ikametgahını kötüye kullanımı sebebiyle sınır dışı edildi. Sedat Peker ardından Kosova'ya gitmeyi tercih etti. Tüm bunlar yaşanırken Alaaddin Çakıcı ilanılmaya da devam etti. Aynı zamanda kendisinin de içinde olduğu eş zamanlı operasyonlar ve kolluk kuvvetleriyle adı sık sık anılmaya başlandı. Eski İstanbul Emniyet Müdürü Mehmet Ağarsa, Sedat Peker gibi bu olayların merkezinde yer aldı. Sedat Peker hakkında Aynadaki Reis, Babalar Koğuşu, JITEM'i Ben Kurdum, Kafkasyalı Kayıp Ülkenin Kayıp İnsanları, Kayıp Bozkurtlar, Kirli Kramponlar, Mafya İmparatorluğu, Sedat Peker, Sedat Peker Kimdir isimli birçok kitap yazıldı. Kendisi de Ben Asla Unutmam adlı kitabını 2014 yılında yayınladı.